eğer Bulgaristan'dan olur böyle bir günde. Ama bir duygulandım ki. Gören de beni has Bulgar sanacak. Mecburen videoyu durdurdum. Çünkü neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım. Öyle bir duygulandım ki. İnsan doğduğu topraklardan uzak olunca haliyle duygusal olabiliyor. Ben de öyle. Herhalde ben bu videoda konuşamayacağım. Herkese merhaba. Bulgaristan'da bugün 1 Mart kutlanıyor. 1 Mart ne demek biliyor musunuz? Bulgar geleneklerine göre ve bütün Balkan halklarına göre böyle. Baba Mart'ta. Bulgaristan'da çok eskilerden, daha 681'den beri bu gelenek varmış. Ve bütün Balkanlarda bu gelenek var. Baharın habercisi Mart ayı, yani Baba Mart'ta Bulgaristan için ve diğer ülkelerde de bütün Makedonya, Romanya'ya varınca bu günü bolluk, bereket ve mutluluk getirsin diye kutluyorlarmış. Her yörenin ayrı bir kutlama tarzı varmış. Hala da öyle. Değişik yerlerde değişik kutlanıyor. Baba nene demek. Yani ailenin direği, ailenin büyüğü. Ve Mart ayında özellikle bütün Balkan ülkelerinde kutlanan bir geleneksel bayram. Martinička beyazla kırmızıdan oluşuyor. Konuşabilsem çok konuşacağım bugün ama galiba bu duygular bugün çok yoğun bende. Konuşamıyorum ama daha dilim döndükçe anlatayım size. Şimdi şu beyazla kırmızıyı ve başka başka renklerde de yapılıyor. Mesela Rodoplarda şöyle rengarenk pomaklar, acayip renkli martinçikalar yapıyorlarmış. Güney Bulgaristan'da beyaz kırmızı, kuzeyde yeşille bilmem ne renkler. Yani böyle böyle karışık kuruşuk renkler ama hepsi bereket ve bolluk için. Yeni doğmuş hayvanlara, genç hayvanlara, gencecik gelinlere, kızlara, erkeklere, evlenecek bütün ev ahalisine vesaire. Tabii yaşlılar takmıyormuş. Zaten rivayetlere göre Baba Mart da yaşlıları hiç sevmiyormuş. Ama 1 Mart'ta yani herkes bahara hazırlanıyormuş. Yaşlısı, gençlisi. Bulgaristan'da ve Balkanlar'da Şubat ayının son günlerinde evlerini tertemiz pırıl pırıl yapıyorlarmış. Bahara hazırlıyorlarmış. Evde olmayan zarzavatı, bakliyatı alıyorlarmış. Bolluk bereketlik olsun diye. Gidip ahırları tertemiz ediyorlarmış ve 1 Mart'ta her tarafı beyaz kırmızıyla süslüyorlarmış. Bir de başka bir rivayete göre Hanas Boruk, Bulgaristan'ın kurucularından birinin kardeşini Hazarlar deniyor. Bulgarcası, Türkçesini bilmiyorum, kaçırıyorlar ve kızdan haber gelmiyor. Bir gün bir kuşun bacağında beyaz bir ip geliyor ve uzun yolculuktan geldiği için kuşun ayağı kanıyor ve beyaz ipin yarısını alaboyuyor kızı kırmızıya. Hanas Boruk da diyor ki bu benim kardeşimden bir haber ve bütün Bulgar halkına beyaz kırmızı ipler taktırıyor. Yani bir uğur getirme babında deniyor herhalde. Anlayacağınız çok konuşmayayım çünkü şimdi yine şuradan şırıl şırıl gözyaşlarım akıverecek, hiç olmadı. Çabuk çabuk bir martinička yapmayı size göstereyim. En hızlı şekilde yapacağım. En basit şekilde ki görün. Olur mu? Haydi bakalım. Örnek olsun diye bir sürü martinička'lar göstermek istiyorum size. Şu anda Bulgaristan'da her taraf bunlarla dolu. İnsanlar bunu artık ticarete çevirmiş. Ben de bunları sizinle paylaşmak istedim. Ama hepsi el emeği. Şu kuzucuğa birazcık daha yakından bakın. Çok tatlı değil mi? Bunlar benim çocuklarımın. Teyzeleri yolladı. Hemen malzemeleri size göstereyim. Bir tane beyaz ip. İpler önemli değil. Eskiden yün kullanılıyormuş. Çünkü böyle orlon morlon yok. Hızlı ve pratik bir şekilde size göstermek istiyorum. İki parça karton. Boyutunu siz ayarlayın. Ben bu boyutta buldum. Şunu kullanayım, daha kalın. Daha kolay olacak. İkisi aynı büyüklükte olmasını istediğiniz için aynı sayıda saracaksınız. Şuradan parmağınızla tutturun. 16 kere ben saracağım. Sardım.
başka bir iple bunu kafasının bölgesinden bağlayın. Bağladım sımsıkı. Kesin. Hemen altını kesin. Hazır. Süngerimizi alıyoruz. Hemen bunu buraya bir tane kürdanla tutturuyoruz ki iki kişi gerekmesin. Hazır. Peugeot erkek martenichka. Kafa kısmını oluşturduk. Peugeot'un kolunu yapmak için iki taraftan dörder tane ip alıyorsunuz. Ama siz 8 tane de alabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişir. Sonra ince beyaz iple şuraya doluyorsunuz ve kolu oluşturuyorsunuz. Diğer tarafa da 4 tane. Martenichkalarının boyutlarını büyük ve küçük yapabilirsiniz. Koyacağınız yere göre değişir. Kesim işini en son yapacağım. Ortalayıp tam bel kısmını oluşturuyoruz. Sımsıkı bağlıyoruz. Bunu da değerlendirmek üzere uzun bırakıyoruz gene. Sonra da bacak kısmını kurtuldu kürdandan. Kürdan niye taktım? Hareket etmesin diye, tek başıma çalışabileyim diye. Tekrar ikiye bölerek bacakları oluşturuyoruz. Gördünüz mü? Şimdi kesme zamanı. Kısaltıyoruz. Ben beline şöyle bir tane kuşak için bir malzeme ayarladım. Siz de ayarlayabilirsiniz. Evde yoksa da başka bir şey kullanabilirsiniz. Bunu iğneyle dikeceğiz. Kemerini diktik. Peugeot'u şuraya alayım. Sıra geldi Penda'ya. Aynı sayıda yapmazsak büyüklükleri aynı olmayacak. Altını da kestik. Boyunu oluşturuyoruz. Penda'ya saç da yapabilirsiniz. Saç yapmayı bugün göstermeyeceğim. Ama bir gün özel bir videoda size değişik martinçikalar çekebilirim. Bugün videoyu çok uzatmama adına hemen sayıyoruz yine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eşit olmazsa çirkin olur. O yüzden eşit olmasına dikkat edin. Penda'nın beline de önlük yapmak istiyorum. Aynı malzemede. Onu dikmeyeceğiz, şöyle bağlayacağız. İpi şöyle gene uzun tutun. Bir daha bağlıyoruz. Üstünden. Ki kemer gibi olsun. Ama bu sefer düğümü arkada bitireceğiz. İpleri azıcık alttan açacağım. Etek kabarsın. Fazladan şöyle daha güzel dursun. Değişik malzemeler kullanarak çok da güzel bir şekil yapabilirsiniz. Formlar bu. Ben videodan sonra bunları daha süslemeye devam edeceğim. Peugeot'la Penda hazır. Onları birleştirmek için şöyle beyazla kırmızıyı büküp şuralardan daha yapım anında geçirerek yapmamız lazım. Ama ben bunlarla ilgili başka bir projem olduğu için birleştirmedim.
azıcık daha bir şey anlatmak istiyorum size. İnsanlar bölge bölge, mesela Rodop dağlarında şöyle renk renk ipler kullanıyorlarmış. Yanına da mavi boncuk takıyorlarmış. Bolluk, bereket ve nazarlardan korunsun diye kem gözlerde kollarına doluyorlarmış. Kuzey Bulgaristan'da Tuna boyunda şöyle mavi ipe deniz kabukları diziyorlarmış. Onun yanına şöyle paracıklar takıyorlarmış. Görüyor musunuz? Başka bölgelerde kırmızı beyaz. Ve mavi boncuk gene benim kolumdaki gibi. Böyle büyük boncukları da hayvanların boynuna ve ağaçlara bağlıyorlarmış. Bu şekilde bolluk bereketli ve sene güzel geçsin diye. Bunları ben kendi koluma bağlayacağım şimdi hepsini. Rengarenk. Görüyor musunuz? Tıngır tıngır. Eller kollar martençik oldu. Olsun. Geleneklerimize bağlı olalım, değil mi? Bunu daha önceden yapmıştım. Onu sizinle şöyle uzaktan paylaşayım. Ve iki dakikacık şunların hikayesini size anlatayım. Pijo yakışıklı bir gençmiş bir köyde. Penda da oranın çok güzel bir kızı. Bunlar birbirine aşkla bağlılarmış ve insanlar bunları kendine örnek alarak böyle figürler yapmış. Rivayetlere göre diyelim. Gelenekler, görenekler. İnsanlar tabii haliyle duygulanıyor. Çünkü bu zamanda artık ne gelenek kaldı ne görenek. Ama gene de gençlik böyle şeyleri unutmasın diye paylaşmamız lazım. Martiniçkaları kardeşim benim çocuklarımı alıp yollamıştı. Çünkü bunları kendiniz gidip parayla almıyorsunuz. Size biri hediye etmesi lazım. Böyle işte. Duyuyor musunuz sesi? Yaşına bakın. Bu kuzular için. Bu manda zömbüldeği. Buradaki de koyunlar için. Gelenek derken bunu kastettim. Artık nerede ki? Ancak köylerde görebiliyoruz böyle şeyleri. Ama lütfen hepiniz bunları çocuğa çoluğa öğretin ki geleneklerimiz ölmesin. Bugünlük bu kadar olsun. Pijola Penda'yı çok kısa ve öz size yapmayı öğretebildiğimi düşünüyorum. Öğretemediysem başka bir videoda güzel güzel detaylı bir şekilde tekrar beraber yaparız. Değil mi? Haydi herkes gitsin şimdi bir martiniçka yapsın kendine. Sadece şöyle iki tane ip gerekiyor. Evde ne varsa. Hiç cinsi cibilliyeti önemli değil. Bükün, hemen kolunuza bağlayın. Ve bunlardan ne zaman kurtulacağız biliyor musunuz? Değişik rivayetlere göre genç kızlar bunları taşların altına koyuyormuş. Ve 9 gün içinde gidip taşın altına bakıyormuş. İlerideki eşi zengin mi olacak, fakir mi olacak, karıncaların büyüklüğünden belli oluyormuş. Başka rivayete göre akarsuya atılıyorlarmış. Yani kırmızı beyaz ipler ki kötülükler onlardan uzak dursun. Genç gelinler gidip çiçek açmış ağaçlara bağlıyormuş ki o sene hamile kalsınlar vesaire vesaire vesaire. Yani siz de ilk leyleği veya kırlangıcı görünce hemen gidin bir tane açmış ağaç bulup bağlayın. Duyuyor musunuz? Gemi de bize selam verdi. Cestita Baba Marta dedi o da. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki güzel videoda.